Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Savol. İmam Buhari'nin hadislerini sahih ikenliğine delil nima dediler? İmam Buhari'nin hadislerini sahih ikenliğine delil. Birinciden ümmet şunun hadislerini kabul kıyan. Ümmet İmam Buhari'den kiyin kiyilgen. Hem ümmet. Ulamalar, muhaddisler, fukuhalar, müfessirler, mücahitler, hammalari İmam Buhari'nin hadislerini kabul kıyan. Sahih-ül Buhari'deki hadislerini. Hudu şundaki İmam Müslüm'ni ham. Bunda itiraz bildirgenler nihayette az, diğerlik yok. Ve itiraz bildirgenler ham malum bir tane iki tane hadislerine itiraz bildirgen. Halas. Başka bütün kitap kemez. Ümmet yani şunu kabul kıyan icma değil yani. İcma hüccet şeriyette. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadiste etkilerdik. La teştemi'u ümmeti ala dalale. Ümmetim zalaletki cemlenmeydi geller. Ümmet bir neyse ki cemlen tuttu mu? Nicce asırlardan biri ümmet zalalette cemlen tuttu şunu değil miydi? İkinciden İmam Buhari'nin okuyan hadisleri sahihliğe delil. Uzun bunu hadis ilmini çünkü insan bunu çünerdi. Onun delil sorup yatmaydı. Çünkü İmam Buhari'nin hadisinin sahihliğine koyduğun şartlarını kurup çıkılsa hakikaten insanın işanç hasıl bulunduğun derecede şartlar koyduğun bu şu hadislerine yine işanmasızlığı da ilacı yok. Hani hazır ben sizce bir gapını gapını bir yapmam bana. Siz beni bir ağız iki ağız şu gaplarını içtip daha da şu gaplarına kanaat kılıp işanç hasıl kılarsınız. Nege? Aslında beni koymayasınız mesela. Beni tanımayasınız. Lekin şu ko'pchilik shuni gapini eshityapti. Va shu bir narsani shu bilsa kerak deb o'ylaysizda, shu gapimni qabul qilasiz. Endi Imom Buxoriyda tasavvur qilavering. Butun ummat minglagan yillardan beri shu narsani qabul qilib kelyapti. Va hamma shunga ittifoq qilib kelyapti. Xato bo'lsa shuncha odam chiqib aytardi uni. Va boshqa ulamolar uni o'ziga tengdosh bo'lgan, hattoki raqib bo'lganlar ham bu kişinin hatasını aytolmagan. Mana bu katta bir dalil ki, bu kişinin qo'ygan şartları hakikaten hadiste sahih qilib berilgan şartlar bo'ladi. Allohu a'lam.